Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Oyunumuza Paranormal Şeyler adlı bir stuff paketi geldi, yani bir eşya paketi. Bu eşya paketindeki gelmiş olan kes ekranındaki şeylere bakacağız ve objelere de bakacağız. Yani hem Creatism ekranını hem de gelmiş olan objeleri sizlere göstereceğim. Öncelikle kes ekranından başlayalım. Ben kadınlardaki full body elbiselerden başladım size göstermek için ve çok güzeller. Yani o kadar güzel şeyler var ki mutlaka kullanacağım. Çok beğendim. Creatism ekranına gelmiş olan şey birazcık daha fazla gelseydi diye de düşündüm. İki tane ayakkabı vardı. Bu ayakkabılardan bir tanesi çok hoşuma gitmedi. Yani düşünce olarak iyi de ayakta sanki biraz büyük mü duruyor? Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Özellikle saçlar aşırı güzel. 4 tane miydi? Evet, 4 tane saç vardı. İki tanesini kesin kullanırım. Bir de bunu Maxis Match olarak yapım, yani custom contentlerini de yapacaklardır. İnanıyorum ki güzel şeyler ortaya çıkacak. Yani ben genel olarak bu stuff paketiyle gelmiş olan Creatism ekranını beğendim. Erkekler için ceketlerde ikincisiydi sanırım. Böyle olmamış bir bilmiyorum. Komik geldi nedense bana. Bu pantolonların çizgili olması falan, yani düz olsa da yeterlidir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi genel olarak güzel. Evet, sevdim. Objelere gelelim. Perili evde ya da işte korkutucu evler yapmak istiyorsanız ya da bu medyumlukla uğraşan simleriniz olacaksa bunların evlerine oldukça uygun objeler var. Özellikle koltuklar, sandalye, masa harika. Çok çok güzel. Yani son zamanlarda çıkarmış oldukları eklenti paketinde bayağı güzel işler başarıyorlar. Daha önce görmemiş olduğumuz tarzda koltukları görüyorsunuz. Özellikle koltukları ve masayı, yani bu dekorasyon aletlerini ben çok beğendim. Yeni stuff pack ile birlikte gelmiş olan objeleri de gördünüz. Şimdi gelelim oyunun içeriğine. Hayaletler, perili evler, ruh çağırma ritüelleri falan, o tarz şeyler var. Şimdi birazcık onlara bakalım. Öncelikle bu görmüş olduğunuz ev pakete özgü yapılmış bir ev. Paketi aldıktan sonra oyuna girdiğinizde oyunda direkt bunu görüyorsunuz. Ve aynı zamanda galeride de görebilirsiniz. Şuradan gösterecektim ama çevrim dışıymışım şu an. Neyse, bunu düzelteyim. Ashley tarafından yapılmış perili ev olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel. Bu konsepte o kadar uymuş ki. Sadece base game ve paranormal stuff pack ile gelmiş olan objeleri kullanmış. Bir sürü kişi beğenmiş, indirmiş falan, bir sürü burada yorum görüyorsunuz. Biz de bu evde işte seanslarımızı yapalım. Burada ben arazimizi Haunted House, yani perili ev yaptım. Aynı tane living gibi farklı bir şekilde bize arazi, yani farklı bir lot geliyor. Bunu seçtikten sonra şuraya tıkladığınızda bu lotla birlikte gelmiş olan birkaç farklı özelliklerden bahsediyor sırasıyla. Şimdi biz de bunlara bir bakalım. Öncelikle burada Hayalet Gudri var ya, işte bu fragmanda da vardı zaten. Hayalet Gudri ile tanışın. Oldukça büyülü biri kendisi diyor. Zaten böyle güzel kıyafetler giyinen, bilgili. Aynı zamanda bize bu paranormal araştırmacılıkta da lisans vermesi gereken kişi. Kişi değil mi? Ruh, yani hayalet. Şurada Specters'tan bahsediyor. Bu minik hem dost canlısı, arkadaş canlısı olanlar var. Hem de kızgın olan, sinirli olan küçük hayaletler var. Bu hayaletler havada süzülecekler. Buralarda perili hazineden bahsediyor. Yani buraya gelen hayaletlerin üzerinde her türlü tuhaf değişik eşyalar bulunabilir. Paranormal aktivite derken burada işlerin artık birazcık daha tuhaflaşacağından, özellikle de geceleri diyor. O yüzden ben birazcık daha karanlık olmasını bekleyeceğim. Ve simlerimizin dikkat etmesi gerektiğinden bahsediyor. Evimizin bazı yerlerinde lanetlenmiş nesneler görebilirmişiz. Gözümüzü dört açmamız lazımmış. Sonra burada hayatta mı demek? Neyden bahsettiğini anlamadım. Evdeki varlıkları tutmamız mı gerekiyor burada? Öyle bir şey galiba. Sonra işte cesaretli olun, kendinize güvenin. İşte her başarılı gece sonrasında simlerimizin ödül mağaza puanının kazandığını, ki burada 7 gün boyunca, yani perili evde 7 gün boyunca kaldıktan sonra en sonunda artık she is coming for you diyor ya, bu da sanırım kötü bir ruh olabilir. Evet, yani burada Guetri'nin bize yardım etmesi lazım. Şu paranormal araştırmacılık konusunda lisans almamız gerekiyor ve son bahsettiği olayda artık 7 gün sonunda mı? Yani sonradan, çok sonradan gerçekleşecek bir şeymiş. Biz bir bakalım neler yapacağız, neler yapabiliriz. Öncelikle ben bir saate bakayım. 3. Birazcık daha zaman geçsin. Bu arada kızımızın böyle parlamasının sebebi de şey, küçük hayalet geldi de onunla iletişime geçince böyle kendini oyuncu hissetti.
Şu evin içeriğini göstereyim. Ben çok beğendim evin içini. Özellikle şu kısmı çok beğendim. Muhtemelen şurayı, hatta ben hemen bir fotoğrafını çekeyim. Şurayı tamamdır, çektim. Şey yapabilirim. Kapak fotoğrafı yapabilirim burayı. Yani beğendim, hoşuma gitti. Bu tarafta da yine böyle oturma yeri var. Üst katı göstereyim. Seanslarımızı yapacağımız masayı şu yukarı koymuş. Ancak onu alta mı taşısak acaba? Şuraya ortaya mı koysak? Şimdi sen Bella ile konuşmayı bırakır mısın? Hemen şuraya gel. Burada bir başlayalım. Medyumlukta biz sıfırız yani. Hiçbir şey yok. Evet. Bu arada buraya bir tane desin. Sen nereye? O Bella ile konuşmaya gidiyor. Onları kardeş yapmıştım galiba. Birbirlerine benziyorlar zaten. Evet, başlıyoruz. Medyumlukta birinci seviyeye bu şekilde başladığımızı gösteriyor. 5 tane seviye var bu arada. O seviyelerden size kısaca bahsedeyim. Sanırım Spectres, arkadaş canlısı Spectres'lar, yani o küçük hayaletler var ya, onlar gelecek. Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Tamam, devam edeyim. Şuradan çok kayıyor kameraya. Şuna tıkla bakalım. İletişim, yani hayaletler falan varsa onunla iletişim kurabiliyoruz. Bu arada şey, animasyonlara bayıldım. Gerçekten animasyonlar çok güzel olmuş. Kızımız Josie bu arada ismi. Tören gerçekleştirebiliyoruz. Manevi olarak böyle kendimizi işte düzenleyebiliyoruz. Seviye 2'ye geldiğimizde medyumlukta, seviye 2'de ölülerle konuşabiliyoruz. Artık grup seansları yapabiliyoruz. 3. seviyeye geldiğimizde seans masasında ölüleri çağırabiliyoruz. Bonehilde'yi çağırabiliyoruz. Bonehilde'yi çağırdığımızda bahsedeceğim. Ve elektrikler gidiyor. Evet, elektrikler gidip gelmeye başladı. Bebek sesi çok korkunç. Ağlayan bir bebek sesi geldi. Yalnız gerçekten ürkütücü. Hani korku filmlerinde falan olur ya, böyle küçük çocuklar bebek şeyleri, çok ürkütücü olur. Onu güzel yapmışlar. Medyumla ikinci seviyeye geldik. Tam bunlardan bahsediyorduk. 3. seviye söylemiştim. Bu Nehilde'yi çağırabiliyoruz. 4. seviyede dehşetli bir ritüel gerçekleştirebiliyormuşuz. Bu dehşetli ritüelin ne olduğunu bilmiyorum. Ona bakacağız. Seviye 5'e geldiğimizde artık dünyanın her yerinde seans yapabiliyoruz. Ve enerjimiz artık daha yavaş tükenmeye başlıyor. Sonra işte Spectres'larla ilgili işte başarı, yani etkileşimimiz artıyor. Ve Guitry'den paranormal araştırmacı lisansı alabiliyoruz. Peri'yle evde 7 gün boyunca kaldığımız zaman zarfında, şuralara bakın, başımıza her şey gelebilir. Bunlar güzel olmuş. Bunlar gerçekten tatlı olmuş. Burada ölülerle iletişime geçti sanırım. Yani ölü herhangi biriyle olabilir. Çünkü artık öldüğüme göre tüm şovlarımı yapabilirim falan diyor. Sonra diyor ki işte kimi kandırıyorum, hani ben ölüyüm gibi bir şey söyledi orada. Grup seansı yapalım. Hadi bakalım, grup seansı yapalım. Şuraya bakın, yüzler falan çıkıyor buradan. Çok güzel. Tamam, Quentin de geldi. Yalnız kendiliğinden nasıl giyinmiş çocuk. Çok iyi. Elektrikler gidip gelmeye başladı. Medium seviyemizde, tamam, diğer arkadaş seviye atladı. Çocuk sesi. Çocuk sesi çok ürkütücü değil mi? Başımıza kötü şeyler gelebilir bu arada. Şöyle bir etrafa bakacağım, bir şeyler var mı? Çünkü herhangi bir yerden hani farklı lanetli nesneler çıkabilir. Miyav mı? Lisa, Yuri, Norman. Seviyeye kadar gelelim. Sonrasında animasyonlarda değişiklik olacak. Yani artık son seviyede daha doğrusu değişiklik olacak. Bu arada şimdi Peri'yle evde olduğundan ve başına gelebilecek her türlü, hani her şey olabilir. Bundan bahsediyor. Hani burada ters bir tepki verip hani ne oluyor, neredeyim falan gibi bir şey söyleyebiliriz. Ya da bununla baş edebildiğimizi söyleyebiliriz. Bence bununla baş ederiz. Şu an kendine güveni arttı. Elektriklerde sıkıntı. Şuna bakın. Çok iyi. Havalanmaya başladı. 3. seviyeye kadar geldik. 2. seviyeyi bitirdik. Wow. Ve ölülerle
etkileşime girebiliyoruz. Onları çağırabiliyoruz. Abone Hilda'yı da çağıralım. Kız kendinden geçti şu an. Etrafta bir şey var mı? Yok. Çünkü etrafta lanetli nesneler çıkabilirmiş. Ama muhtemelen o şey olur ya. Aha! O küçük şeyler, hayaletler. Bunlar iyi olanlar. Çünkü yeşil belli yani tiplerinde. Çok şeker. Bunlar hediye seviyorlar. Yani onlara hediye vermemizi falan çok seviyorlar. Şimdi Bonnie Hilda'yı çağırıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi Bonnie Hilda gelsin. Onunla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bir de artık simler korkabiliyor ya. Hani o duygu da geliyor artık onlara. Şunlar çok tatlı. Aa bak mesela. Quentin korkuyor şu an. Çok güzel bir görüntü. Ve Bonnie Hilda geldi. Evet şimdi geldi. Başardık. Evet başardık. Ve tabii ki de Wu'yu düşünerek gelmiş olmasında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşla ilgili birkaç bilgi vereyim. Bu iskelet Sims serilerinde yani Sims 4 haricinde de yine Bonnie Hilda vardı. Ancak bir tabutla birlikte alabiliyordunuz. Yani tabuttan çıkıyordu kendisi. Burada biz şu... Bu niye böyle duruyor? Aa. Herkes niye duruyor? Bug'a mı girdi oyunum? Evet bir an bir şey oldu zannettim. Hani oyunla ilgili. Neyse. Bonnie Hilda ile birlikte o zaman şurada şey yapalım. Seans yapalım. Şimdi şu gördüğünüz iskelet bir kere aşırı flörtleşen biri. Burada görüyorsunuz zaten hemen başladı. Sürekli böyle oynuyor, flörtleşiyor, Wu'yu düşünüyor falan. Böyle değişik ne diyebilirim ki? Flörtleşen bak flörtleşelim hemen kabul eder zaten. Bonnie Hilda'yı birçok şeyde kullanabiliyorsunuz. Mesela onunla Wu'yu yapabilirsiniz. Onun çocuğu olabilir ama bunu hile yaparak elbette ki çocuğunun olması. Evdeki birçok işe yardım edebilir. Geldiği zaman zarfında 12 saat boyunca evde kalabiliyor. 12 saat sonrasında gidiyor. Tekrar istediğinizde onu çağırabiliyorsunuz bu seans masasından. Aşırı oynak biri. Yani ne diyebilirim ki? Gerçekten çok oynak biri kendisi. Sürekli böyle oynuyor falan işte Wu'yu düşünüyor, romantizm düşünüyor. Ama aynı zamanda ev işlerini de... şuraya bakın. Ev işlerini de Bonnie Hilda'ya yaptırabilirsiniz. Aa bize içecek veriyor şu an. İçecek yaptı. Teşekkür ederiz. Ya evde temizlik falan her şey yapar şimdi Bonnie Hilda. Çocuğu olduğunda normal bebek oluyor. Elbette ki iskelet bebek doğmuyor. Evimize dahil edemiyoruz. Sadece elbette ki hileyle dahil edebiliyoruz. Bu çok değişik bir şey ya. Diğer Sims serilerinde de vardı. Ama burada daha fazla şey yaptırabiliyoruz. Ah! Bizi çarptılar herhalde. Bizi hayaletler çarpmış olmalı. Kaç saat sürecek? 2 saat. Oo bayağı çok. Ya biz burada ne yapıyoruz? Orada ne düşünüyor? Oo! O ses neydi? Ha! Şu an korktu. Bu kim ya? Felix mi? Felix ne alaka? Ha, şey hayaletle iletişime geçtik ya Felix geldi. Ne kadar süslüsün sen. 12 saat boyunca evde durabiliyor. Felix üniversitenin kurucularından da o gelmiş. Yani onu çağırmışız. Ooo işler kötüye gidiyor. Elektrikler gitti. Biz şu an bayağı transa geçtik. Diyor ki, ay diyor ne oluyor tüylerim diken diken oldu. Felix ne yaptın bozdun bir şeyleri? Kapıda biri mi var? Şu herkes o kadar gergin ki bir şu bebek ağlama sesi. Medium'da 4. seviyeye geldik Medium'lukta. Şimdi 4. seviyeye geldik ya şu dehşet verici ritüeli mesela yapabiliyormuşuz. Bakalım ne olacak. Kaçıncı seviyedeydik? 4. Of. Hayalet olduk. Hayalet oluyormuşuz. Peki ne kadar sürecek hayalet? 4 saat boyunca. 4 saat boyunca o zaman
Hayaletlerin yapabildiği her şey, evet. Mesela bunları yerinden oynatabiliyoruz. Hayaletlerin yapabildiği her şeyi yapabiliyoruz. Aynen, şunları bozabiliyoruz. Simleri falan aynı şekilde korkutuyorlar ya hani hayaletler. Juicy. Juicy şu an hayaletsin. Hatta Bonihilda da öyle. Bonihilda nerede ki? Gitti mi? Kaçmış. Evet. 12 saat geçmiş olmalı. Tekrar çağıralım. Hayaletiz, biz nasıl katılabiliriz böyle şeylere? Şunların kötüleri de var ya, böyle kırmızı kırmızı. Onlar henüz gelmedi. Bu ne yapıyor? Biz burada ne yapıyoruz? Bu ne yapıyor? Ne yapıyorsun acaba? Sanki şey, böyle bizimle dalga geçiyormuş gibi oldu. Çok kıvrak biri kendileri. 5. seviyeye kadar geldik. Şimdi artık o zaman şu diğer hayalet vardı ya. O geldiğinde mesela paranormal araştırmacı olabiliyoruz. Yani artık o lisansımızı falan alabiliyoruz. Ha, bunu artık hani 5. seviyeye kadar geldik ya. Her yerde artık şu olayı yapabiliriz. Yani o tahtaya bağlı kalmadan istediğimiz her yerde bunu yapabiliriz. Töreni başarıyla tamamlamışız. Evimiz, yani arazimiz manevi huzur içindeymiş şu an. Ve o yüzden Jesse bunu başarıyla tamamladığı için kendine şu an kızımızın bir özgüven geldi. Josie şu an kendine bayağı bir özgüven geldi. Artık hayaletlerden korkmadığını söylüyor. Ve bu 3 saat boyunca devam edecek. Aa, şu kötü kırmızı küçük hayaletlerden geldi. Oo. Şu an korkuyoruz. Yok, hayır, tekrar şey oldu. Yani korkması çok normal. Bak, bakar mısınız, ağızlarından ateş çıkarıyorlar. Acaba evimizde herhangi bir yeri yakabilirler mi? Belki böyle bir şey yapabilirler. Aa, bu kötü oldu. Şu küçük şeylerden bahsediyor. Gözlerinden bile içlerindeki hani öfkeyi falan görebilirsiniz diyor. O bayağı korkuyor şu an. Sen küçücüksün, nasıl bu kadar korkunç olabilir? Ha, Guidry mi geliyor? Bonilda da evi temizliyor. Muhtemelen gelecek şimdi. Ha, gelmiş bile. Evet, gelmiş. Hemen arkadaş olalım onunla. Evimize bakın ya, kimse mantıklı değil şu an evde. Peki, şimdi bu arkadaş mesela bize birçok şeyde yardım ediyor. Yani hani yol gösteriyor gibi bir şey diyebiliriz. Ama onunla arkadaş mı olmamız lazım önce? Tam arkadaş olalım. Bu da bayağı flörtleşen biri. Aynen. Şimdi, evet, mesela paranormal araştırmacı olmak istiyoruz diyelim. Bunun için hazır olduğumuzu söylesek. Hazırız. Tam artık paranormal araştırmacı seçtiğimize göre şuradan seçebiliyor muyuz? Evet, artık seçebiliyoruz. Mesela bunların 3 ayrı rengi varmış. Mavi gibi, kırmızı ve yeşil olanları. Ya Bonihilda, bir yerinde dur ya. Yerinde dur. Bence zaten bu iskeletin kesinlikle flört etmesi lazım. Bir flört edelim bakalım. Bak, hemen karşılık verdi. Bunu. Oh. Ne oldu? En yakın arkadaşlarımıza bakar mısınız? Tarafta bir bakalım, hani küçük böyle minik, ne bileyim, lanetli eşyalar falan hiç çıktı mı acaba? Şuranın ışığını açacağım ya, bunu nasıl kapandı? Hey, nereye gidiyorsun acaba? Hani evde bize yardım ediyordun sen? Gitmeye karar verdi. Karşı eve mi gidiyorsun? Bayağı karşı eve gidiyor. Mortimer'ların evine gitti. Nesneler çıkıyor. Ancak onları, yani henüz görmedik. Onlar henüz bizde çıkmadı. Ya da bir yerlerde vardı, ben mi görmüyorum acaba? Çıkmış. İşte bu. Ama bunu kıracak mı? Evet, bunu kıracak şu an. Josie, gel. Çok ilginç.
Belki bu bize uğursuzluk getiriyor olabilir. Bu Neil de flörtleşmiş bir şekilde hala etrafta koşuşturmaya devam ediyor. Bir eşya paketi olmasına rağmen güzel. Özellikle Kratos'un ekranında çok güzel şeyler vardı. Çok beğendim. Ve oyuna böyle farklılık gelmiş. Yani böyle korkutucu şeylerin olması. İşte ne bileyim şu... Artık ritüel tahtası, yani medyumluk falan, bu tarz şeylerin gelmesi, evet, farklı bir şey olmuş. Fena değil bence. Ama şunu da söylemeliyim ki biz daha evde ikinci gündeyiz. Yani yedinci güne kadar geldiğimizde ya da belki 8-9 bilmiyorum. Diğer günlere geldiğimizde o korkutucu olan kötü ruhun ne olduğunu açıkçası merak ediyorum. Neyse, onlara da elbette ki bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.